Covid-19 salgını ve mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenlerin turşuya ve turşu suyuna talebi sürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2020 yılında 277 milyon dolarlık turşu ihracatı yapıldı. Kışın çok tüketiyoruz, çok alıyoruz. Torunlar da çok seviyor. Probiyotik özelliğiyle dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Sadece yurt içinde değil, Avrupa'da da turşuya olan talep arttı. Üreticinin yüzü güldü. Salgın hastalıklarından ve koronavirüsten korunmak isteyenler turşuya talebi arttırdı. En çok satılanlar arasında kırmızı pancar, kornişon salatalık, lahana ve biber yer alıyor. Ancak son dönemlerde sarımsak turşusu da en çok satılanlar arasına girdi. Nezle ve korona için bağışıklık sistemimizi birazcık daha güçlendirmesi için turşuyu soframızdan vazgeçirmiyoruz yani. Satıcılar talepten memnun. Kış sezonu başladığında genelde turşu sirkülasyonumuz zaten fazlaydı. Bu korona hastalığı geldikten sonra talep daha da artmaya başladı. Sarımsağı talep tabii biraz arttı bu arada. Fermante olduğu için sağlık açısından da iyi geliyor. Hastalığa da iyi geliyor. Grip, nezle, vücudun bağışıklığını güçlendirmesi etken turşu. O yüzden de alıyoruz. Türkiye 2020 yılında 277 milyon dolarlık turşu ihracatı yaptı. En fazla ihracat Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı.